Merhaba arkadaşlar, Bingöl serimiz son hızıyla devam ediyor. Bugün nereye gideceğiz? Bugün birlikte Kiyalı'nın Kerek Deresi'ne gideceğiz. Kerek Deresi bildiğiniz gibi Kiyalı'da çok meşhur ve çok güzel bir yer. Oraya gideceğiz, oraya bakacağız, orayı gezeceğiz. Ondan sonra birkaç yer daha gezeceğiz hep birlikte. Yeni açılan mekanlar varmış, oraları gezeceğiz. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoları beğeniyorsanız eğer beğenme tuşuna basmayı ve beni takip etmeyi, ayrıca yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hadi gidelim. Evet, Kerek'e geldik arkadaşlar. Şimdi böyle bir Kerek turu yapacağız. Bir dolaşacağız hep birlikte. Şöyle buraları da bir çekelim. Ne var ne yokmuş bakalım. Şimdi yukarıda mağara var. Yukarıya bir çıkalım, bir mağaraya bakalım hep birlikte. Böyle merdivenlerimiz var. Merdivenleri çıkıyoruz yukarı doğru. Ay yoruldum. Yaşlanmışım. Merdiven turumuz bitti sayılır. Yaklaştık mağaramıza. Wow. Memleketim güzel ya. Memleketimin her yeri çok güzel. Yani burası çok böyle heyecanlı, tehlikeli, aynı zamanda merak uyandıran da bir yer. Buranın hikayesi ne? Bu arada burası nereye bağlanıyordu Özlem? Yani güya çıkışı Erzincan'a çıkıyor. Bu mağaranın çıkışı Erzincan'a çıkıyormuş. Peki çıkan oldu mu işte önce? Bilmiyorum. Bilen oldu mu? Onu bilmiyoruz. Bilen varsa yoruma yazabilir. Birazcık ilerleyelim mağaraya doğru. Şimdi Kerek Deresi'ne geldik. Mağaramıza da geldik. Bu mağaranın şöyle bir rivayeti var. Burası ve buranın çıkışı Erzincan'a çıkıyormuş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa da yoruma yazabilir. Ama şöyle bir rivayet varmış söylenenlere göre. Buraya bir köpek girmiş ve köpek Erzincan'dan çıkmış. Köpeği nasıl haber vermişler? Köpek bunu nasıl gelip anlatmış? İnanın onu bilmiyorum. Şimdi hep birlikte içeriye doğru girelim birazcık. Birazcık tehlikeli, birazcık karanlık ama gidebildiğimiz kadar gireceğiz. Şimdi mağaranın sol tarafında ufak bir bölme var. Onu bir çekelim. Şöyle yakından. Peki orada yol var mı? Oradan giden yol var mı? Kapalı mı? Ufak bir bölme var ama kapalı. Ne yaptın ya? Yılan falan yok. Hayır dedim kopu dedim ayağımın dibinde mi geldi? Kimse tıslamadı ya. Sen şeye mi bastın acaba? Şunları evet, şeye mi evet, bastın? Oraya şu var ya, şu meyve suyuna bastın fıs yaptı. Yılan evet, falan yok ya burada. Bir yılan molası verdik. Yılan var zannettik. Ben meyve suyuna basmışım yanlışlıkla. O fıs yapmış. O fısı da arkadaşım yılan olarak zannettiği için, yılan geldiğini zannettiği için ufak bir macera, bir korku yaşadık. Neyse devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bizi yılanlardan, şeytanlardan, akreplerden koru yarabbim. Yalnız şu ileriden fazla ilerlemeyelim. Dönelim yani. Ama şimdi hayatımızda yılanlar var ya, biz aslında alışkınız hayatımızdaki yılanlardan. Tamam da buradakini görmüyoruz karanlık olduğu için. Evet, gördüğünüz gibi bayağı karanlık. Hiçbir şekilde göz gözü görmüyor buradan sonra. Şu an flaşer şık flaşla ilerliyoruz. Şöyle biraz daha çekelim. En fazla nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum. Şöyle. Sen de flaşı aç. Devam ediyor. Oraya biz gidebiliriz. Şimdi buranın ilerisinde çok artık mağara daralıyor. Şimdi mağara fazla daral... Fazla gitme istersen. Fazla gitmeyeyim mi? Evet. Tamam. Yani. Şöyle bölümler var. Bakın şuradan aşağısı daralıyor. Yani bayağı küçük oluyor. Şöyle bölükler var. Buradan aşağısını zaten artık göz gözü görmüyor. Ve daralıyor aynı zamanda. Şöyle bakalım. Örümcek var. Örümcekler var. Merhaba örümcekler.
Ben aslında giderim de aşağı doğru. İnsanların yürüyebileceği bir yer yok. Yani alan yok. Gitgide daralıyor çünkü. Bir de bir şey gördüm. Göz gibi bir şey gördüm ya. Herhalde bir hayvan falan var orada. Şöyle bir oyuk var. Evet, mağara turumuz bu kadar. Çünkü ilerisi çok karanlık. Aynı zamanda da tehlikeli olduğu için ilerleyemedik ve mağara gitgide daralıyor. Yani yolu çok fazla daralıyor. Ve göz gördüm orada. Muhtemelen bir hayvan var, yarasa falan var. O yüzden çok devam edemedim. Şöyle bir manzaramız var mağaradan çıkarken. Onu da size göstermek istiyorum. Şöyle manzaramıza bakalım. Aynı zamanda yağmur başladı şu anda. Bana poz mu veriyorsun lan arı? Ben çok dertlendim ya. Niye öyle oldu? Böyle buraya gelince dertleniyorum. Havasından mı suyundan mı? Normalde neşelenmen lazım. Ay canım benim. Seni var ya. Benim üzüntüm bu kadar. Burası da Kerey'in aile yeriymiş. Şöyle göstereyim. Evet, yemeğimizi yedik. Yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız neresi? Cevizli Konak diye bir yer varmış burada. Ben bilmiyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. Ya sen niye öyle mazlumsun? Mazlum. Evet, Kere'ye çıkarken yol üstünde Cevizli Konak diye bir kafe var. Yeni açılmış. Ne zaman açıldı? Bu sene mi? Geçen sene mi? Geçen sene. Yani bir iki yıl oluyor. Şimdi oraya geldik. Bakalım nasıl bir yer. Güzel bir yere benziyor. Cevizli Konak, hoş geldiniz. İnsan sevmeli bazen bir insana yahut da bir ağaca ya da kanadı kırık bir kuşu zaten sevmese insan insan mı olur? Olmaz. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? İnsan sevdiğini söyleyeyim diye sözüne de küserdim. Merhaba. Kafemiz gayet güzel bu arada. Konseptimiz de çok güzel. Siz çıkın, ben geliyorum arkanızdan. Kesmesen kal. Sevdiğim ama kalacak sevgini. Kimse yok, kimse yok. Gençler var. Merhaba kızlar. Merhaba. Bunlar ne? Tut grubu bir şey.
Çok güzel kafe. Çok beğendim. Burası bahçesi. Ha, bir de orası mı var? Burası da bahçesi. Şöyle. Üst tarafta da bir bahçemiz var yine. Evet, Ceviz'i konaktan çıktık. Şimdi nereye geldik? Değirmen Kafe'ye geldik. Tabii akşam oldu. O yüzden şu an çekimlerim çok net olmayabilir. Burada da bir kahvemizi içeriz. Kolay gelsin. Hoş buldum. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta sarılmak, unutma aynı gökyüzü altında bir denizli yaşamak. Bugün dertlendim. Dertlendirmeye. Çok duygusalım. Acaba niye öyle? Allah öyle yaratmış demek ki. Kapat ya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Akşam olduğu için çok fazla yeri çekemedim. Güne sığamadı. Ama videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.